Oktan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Evet, birinci sorumuz Almanya'da İsrail'e yönelik protesto gösterileri. Evet, öncelikle bu protesto yasaklarını yanlış bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi iki şey var. Birincisi Hamas'ı savunmak ve Hamas'a destek vermek bu zaten kabul edilemez bir şey. Onu kimse yapmayı düşünmüyor. İkincisi Filistin halkına destek vermek. Biz Filistin halkına elbette destek vereceğiz verebilmeliyiz. Yani bu fikir özgürlüğü kapsamındadır. Bugün Filistin bombalamalar altında zor günler yaşıyor. Ve oradaki halkla dayanışma göstermek için bir gösteri yapmak isteyen birisi Almanya'da bunu yapabilmeli. İsrail'le dayanışma mitingi yapmak serbest. Filistin'le yapmak yasak. Mevcut durum bu. Bu da halkı geriyor. Üstelik okullara da yansıdı. Birçok okulda çocuklara zorla bazı işte İsrail Filistin olayı ile ilgili anketler dağıtılıyor, sorular soruluyor falan. Bunun pedagojik açıdan da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu arada çocukları bu olayların dışında tutmamız lazım. Şöyle savaşla ilgili görüntüleri, özellikle bomba patlama bu tarz şeyleri çocuklara kesinlikle izletmeyin. İleride öngörülemez yaralara sebep olabilir. Hiç tahmin edilemez sonuçlara sebep olabilir. Lütfen buna herkes dikkat etsin. Çocukları bu olayın tamamen dışında tutalım. Toplantıya Yasağını yanlış bulduğumu söyledim. Diğer taraftan işte Filistin bayrağı, işte poşu. Ben de Filistin'e gitmiştim. Bende de var bir tane içeride. Şimdi normalde zaten takıp gezmiyor kimse bunu. Ama birisi Filistin halkına destek için bunu takıp gezebilmeli diye düşünüyorum. Bu yasakların fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu düşünüyorum. Filistin'in temsilcisi Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'dir. Bizim desteğimiz her zaman Filistin'le, Filistin'deki ilerici demokrat insanlarla beraberdir. Halkının da yanındayız. Bu arada yasaklı gösterilere katılmayı da doğru bulmuyorum. Yani eğer yasaksa bu yasağın kaldırılması için çaba göstermek lazım. Çünkü yasak bir şeyi zorlamanın bir manası yok. Burada kimse lütfen polisle karşı karşıya gelmesin. Hakikaten bu gibi konular ileride sıkıntılara da neden olabilir. ve Müsaade edersen sosyal medya paylaşımlarına da bir burada parantez açayım. İşte birçok kişi eleştiriyor. Tabii ki eleştirmeye hakkımız var. Ama işte İsrail yansın yok olsun falan bu gibi düşmanca paylaşımlar hem doğru değil hem de suçtur. Bunlara lütfen dikkat edin. Özellikle Almanya'da yaşıyorsanız bu gibi paylaşımlar yaparsanız başınız derde girer. Bunlara azami dikkat etmek lazım. Biz İsrail devleti bizim düşmanımız değil, halkı bizim zaten asla düşmanımız değil. Burada eleştirilmesi gereken İsrail'i yöneten insanlar ki orada da barış mitingleri yapılıyor. Orada da yüz binlerce insan mevcut yönetime karşı sokakta. Başbakan yolsuzlukla yargılanıyor. Hakkında üç tane dava var. Bunları unutturmak için agresif bir dış politika izliyor. Ben burada e, bu politikayı çok yanlış buluyorum. İnşallah bir an önce barış sağlanır diyorum. Evet diğer sorum Almanya sınır kontrollerine başladı. Avrupa Birliği vize serbestisi politikasını sertleştirdiğini açıkladı. Artık serbest dolaşım hayal mi olacak? Serbest dolaşımdan ziyade sınır kontrollerini sıklaşmasının sebebi bu insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçü engellemek çok fazla göçmen geldi. Geçtiğimiz yıla göre Almanya'ya bu sene %74 daha fazla göçmen geldi. Tüm Avrupa ülkeleri için benzer şeyler var. Ama en sonunda adres hep Almanya oluyor. Yani bir insan nereye giderse gitsin hep Almanya gelmek istiyor. Çünkü burada sosyal yardımlar yüksek. Bu yüzden sınır kontrolleri arttı. Çünkü eyalet parlamentosu seçimlerinde Hessen'de ve Bavyera'da büyük oy kaybına uğradı iktidar partileri. Bunun bir numaralı sebep olarak da anketlerde göç politikası gösteriliyor. Bu yüzden hükümet kendi çapında göçü engellemeye yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Ancak bu Almanya sınırını engellenebilecek bir olay değil. Göç kaynağı olan bölgelerdeki savaşın ortadan kaldırılması lazım. Çatışmaların ortadan kaldırılması lazım. O bölgelerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi lazım. O zaman zaten kimse gelmez. Evet, ehliyet sınavında kopya çekenlerin sayısı rekor kırmış. Neden bu kadar artmış olabilir? Şimdi Türkiye ehliyetiyle Almanya'ya geldiğiniz zaman bunu ilk 6 ay kullanabiliyorsunuz. Sonra değiştirmeniz gerekiyor. Ama Belçika'ya giderseniz orada hemen değiştirebiliyorsunuz. İspanya'ya giderseniz hemen değiştirebiliyorsunuz. Ve o ehliyeti aldıktan sonra Almanya'ya yerleşirseniz burada Türkiye ehliyetini otomatik kullanabiliyorsunuz. Bu esnada onu da söyleyeyim. Yani Almanya Türkiye ehliyetini tanımıyor. Tamam eğitim arasında farklılıklar var ama sanki sıfırdan ehliyet alıyormuş gibi zorlaştırıyor. Ve bu da doğru değil. Biraz kolaylık sağlanması lazım diye düşünüyorum. Sorunuza gelince ehliyet sınavında kopya çekenler artmış. Neden artmış? İnanın hiçbir fikrim yok. Muhtemelen ehliyet sınavı biraz zorlaşmış olabilir. Veya yeni gelenlerin dil seviyeleri bunu kaldırmıyor olabilir. Gerçi ana dille giriliyor. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama artmış kopya çekmek bence doğru değil. Ben şimdi ömrüm boyunca hiç kopya çekmedim desem yalan olur. Ama çekilmesini tavsiye etmem. Ama ehliyet sınavında çekmemiştim en azından. Siz Almanya'da mı aldınız ehliyeti? Ben geldim burada yeniden ehliyet aldım. Aslında Türkiye ehliyetini değiştirdim. Ama bana sonra Türkiye ehliyetini de geri verdiler. O da çok enteresan çünkü Türkiye'de benim motor ehliyetim de vardı. Ben burada ehliyeti değiştirince benim motor ehliyeti yok olmuş oldu. Ben de dedim ki benim o ehliyetim var bana bir yazı verin. İleride onu da değiştirirsem yaparım. Onlar da ehliyeti geri vermişlerdi özel bir yazıyla. O da şansım biraz yaver gitti. Alman ehliyeti de Türkiye'de sınırlı süre geçiyor bu arada. Evet diğer sorun Brüksel'den ee, Avrupa Parlamentosu vekillerinin Strasbourg'a taşınmasını planlanan hızlı tren Paris'teki Disneyland'a gitmiş. İşin aslı nedir? O çok komik bir olay ya. Strasbourg'dan Brüksel'e gidiyoruz diye yanlışlıkla Disneyland'a gitmişler. Brüksel neresi, Paris neresi, Disneyland neresi yani? Gitmişken bir de orada insan bir eğlenir, roller coaster'lara falan biner. Onu da yapmamışlar. Hemen geri gitmişler Brüksel'e. İçinde Avrupa Parlamentosu milletvekilleri var. Avrupa Birliği'nin e, şu anki olduğu durumu bundan daha güzel özetleyecek bir şey olamaz. Komik bir durum, komik bir hata ama sonra toparlamışlar. Avrupa Birliği de bu arada zor günler geçiriyor. Yani şu son Batı Balkan ülkelerini hemen almak istiyor. Başbakan Scholz e, oraya gitti bir toplantı yaptı, tam destek açıkladı. Hemen üyelikleri bitsin, son, hemen alalım dedi. Bizim bir üyelik süreci vardı, ondan bahseden yok. Ne Avrupalılar? bunu savunuyor artık gündeme getiriyor ne de Türkiye bunu gündeme getiriyor unutuldu gitti. Avusturya eski başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk iddialarıyla suçlandığı dava geçtiğimiz günlerde başladı. Bu işin arkası gelir mi? Bence gelmez. Bu şimdi Ibiza skandalı davası. Ibiza skandalında aşırı sadece partinin lideri Ibiza adasında kendisini böyle Rus milyarder olarak tanıtan biriyle partiye bağış karşılığında ona devlet ihalelerinde yardımcı olma konusunda bazı şeyler konuşuyordu. Bu yönde sözler veriyordu. Olaylar patlak verince istifa etmek zorunda kaldı. Sebastian Kurz mahkemede ve daha doğrusu meclis komisyonunda yalan ifade vermekle suçlanıyor. Hakkında çok sayıda dava var ama bu işin bir şekilde kapatılacağını düşünüyorum. Maalesef Avrupa ülkelerinde de böyle şeyler oluyor. Yani yolsuzluk, adam kayırma vesaire bunları burada da görüyoruz. Evet diğer sorum yine Avusturya'dan. Avusturya'dan ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, ülkedeki süper zenginlerden servet vergisi alınmasını önerdi. Benzer çağrılar Almanya'da da var. Bu öneriler ne kadar gerçekçi? İktidara gelene kadar genelde Sosyal Demokratlar bu önerileri yapıyorlar. Ama iktidara geldikten sonra biraz da koalisyon ortaklarını bahane ederek gerisini getirmiyorlar. Bunlar seçim programlarında da var zaten. Olması gereken şeyler zaten. Şimdi ülkenin yüzde biri Avusturya'da servetin %50'sini elinde tutuyor. Yani sadece halkın %1'i tüm ülkenin varlığının %50'sini elinde tutuyor. Bu inanılmaz bir oran. Bunun değiştirilmesi lazım. Yani bu servetin geniş halk kitlelerinin yararına okul yapılarak, hastane yapılarak, iş yerleri, fabrikalar yapılarak kullanılması lazım. Bu yüzden yüksek gelirlilerden yüksek derken 1 milyondan yukarısını kastediyorlar zaten daha fazla kazananlardan mutlaka bir gelir vergisine ek olarak servet vergisi de alınması lazım. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir iş yeri kurdunuz. İşte 100 bin euro kazanıyorsunuz. Sizin ödediğiniz vergi diyelim 45'ten 45 bin. Diğer taraftan hesabında 10 milyon dolar olan birisi var. Bunların evleri, hanları, hamamları, arabaları, özel jetleri var. Onlar da bu sene 100 bin kazandıysa onlar da yine 45 bin vergi ödüyorlar. Yani arada bir fark olması lazım. Bana göre gelir vergisine direkt servet vergisine endeksleyip hem servet vergisi hem de servete dayalı bir gelir vergisi getirmek gerekir. Sosyal demokratların bu fikrini destekliyorum. İnşallah hayata geçirirler. İsviçre'de bir anketlerde aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi %28.1. Lisede evet. ilk sıraya çıktı. Avrupa nereye gidiyor? Halk Partisi zaten İsviçre'nin en büyük partisi. Aşırı sağcı Denebilir ama sağ popülist demek belki daha doğru olabilir. Hani sağ popülist aşırı sağ ile muhafazakar sağ popülizm arasında bir yerdeler. Tabi tasvip edebileceğimiz bir konumları yok politik çizgide. İsviçre'de sadece 4 tane minareli cami var. Bunlar gittiler referandum yaptılar minareli cami yapmak yasaklansın diye ve referandumdan evet kararı çıkarttılar. Böyle işlerle uğraşıyorlar. İsviçre'ye bir faydalarının olduğunu ben zannetmiyorum. Bu aralar sadece İsviçre'de değil tüm dünyada sağ popülistler ve aşırı sağcılar güç kazanıyorlar. Almanya'da da anketlerde %23'lere kadar geldiler. eyalet seçimlerinde de gördük. Bir, bir eyalette üstelik Batı'da ikinci partiler diğerinde kıl payı üçüncü partiler. Bu işin sonu pek hayre alamet gibi görünmüyor. Umarım insanlar en kısa zamanda akıllarını başlarına alırlar. Biz de daha örgütlü bir mücadele sergilemeliyiz. Bunlarla mücadele edebilmek istiyorsak. Amirli futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Almanya'da düzenlenecek 2024 finallerine katılmaya hak kazandı. Maçlara gitmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah. Ben o maçı da izledim televizyondan. Letonya maçını çok güzel geçti. Son dakikalarda 3 gol attık. Ben gayet memnunum. Bu aralar milli takımımız çok iyi oynuyor. Futbol takımımız çok iyi oynuyor. Gayet zevkle takip ediyoruz maçları. Almanya'da önümüzdeki yıl Haziran-Temmuz aylarında Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenecek. Buna Türkiye de adaydı. Alamadı. Almanya aldı. Ama şimdi biz sanki kendimiz almış gibi ev sahibi olarak oynayacağız. Tabii herkes şunu tahmin eder. O maçlarda bütün stat kırmızı beyaz olacaktır. İnşallah biz de bilet bulabilirsek tabii gidip orada yerimizi almak isteriz. Çünkü ben basın tribününde maç seyretmeyi hiç sevmiyorum. Hiç heyecanlı olmuyor. Böyle localarda seyretmeyi de sevmiyorum. Her zaman tribün en iyisidir. Adnan Oktar'ın belgeselini izlediniz mi? Kedicikler belgeselini mi? Evet. Youtube'da evet izledim. Ne düşünüyorsunuz? Ya hakikaten trajedi. Bizim bugüne kadar işte kedicikler diye dalga geçtiğimiz insanlar ne kadar zor şartlar altında yaşamışlar. Onu gördüm ben kendi adıma utandım. Çünkü ben de onların hani bilerek isteyerek böyle sanki para için orada durduklarını düşünüyordum bugüne kadar. Dalga geçiyordum. İşte tipe bak, kedicik, şöyle böyle falan. Hiç kimseyi kınamayacaksın yani. Sonuçta arkasından bambaşka bir hikaye çıkabiliyor. Hayatta herkesin başına herkes gele her şey gelebilir ve bu bizim aslında temel prensibimiz olmalı. Kimseyi kınamayacaksın. Çünkü insanları orada zorla tutmuşlar bir şekilde kandırarak oraya götürmüşler. Bu belgeseli yapan arkadaşlardan da hakikaten Allah razı olsun çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Hani böyle tarikatlar, cemaatler bu gibi şeylerin ne kadar tehlikeli olabileceğini de görüyoruz. Yani geçmişte gördük. Bunlar darbe yapmaya kalktılar. Şimdi böyle şeyler çıktı. Yarın öbür gün başka belgeseller izlemiyorsak bu işlerde kesinlikle özellikle devlet işlerinde işte tarikatları, cemaatleri karıştırmayacak bir yapı, liyakata dayalı bir yapı kurmak lazım. Umarım yetkililer de bu belgeselleri izliyorlardır. Evet, Türkiye'yi çalkalayan bir olay Dilan Polat. Ne düşünüyorsunuz? Dilan Polat'ı ben tanımıyorum, hiç tanımıyordum. Geçen hafta bütün sosyal medya Dilan Polat'la çalkalandığı için baktım kim diye. Hala daha kim olduğunu net olarak anlayabilmiş değilim. Galiba eskiden fenomenmiş, TikTok fenomeniymiş. Bazı videolarla meşhur olmuş. Sonra da güzellik merkezleri açmış. Sonra da bir protesto mu olmuş, i̇şte kara para aklama operasyonu var şimdi. Onunla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor herhalde diye düşünüyorum. Bütün olayla ilgili bilgim bu kadar. Hala hatta yolda görsem şimdi Dilan Polat'ı tanımam. Size de böyle şeyleri takip etmemenizi, gerekli görmediğiniz takdirde herkesi tanımak zorunda olmadığınızı hatırlatmakta fayda görüyorum. Bugüne kadar ben Dilan Polat'ı tanımadığım için hiçbir eksiklik hissetmedim. Kolay para kazanma heveslisi oluyor bazı insanlar. Ve sürekli böyle magazin, magazin heveslisi işte. Baktım bazı videolarına, sanki böyle çok lüks bir hayat yaşıyor ve bu lüks hayatı göstermek istiyor. Böyle şeylere gerek yok. Yani böyle insanları bence takip etmenize gerek yok. Zamanımız hakikaten çok değerli. Ya yani güzellik merkezi açtı. Bayağı Türkiye'de var ve yurt dışında da var anladığım kadarıyla. Ya hayır Allah bol kazanç versin dedim ama helal kazanç versin. Yani inşallah bilmiyorum şimdi belki o kendisi sanatçı de belki çok diye iyi bir insan görüyor sanatçı diye görüyor bir klip falan yaptı zannedersem e ya şarkı mı söyledi? evet sinerji bilmiyorum dinleyeceğim onu mutlaka biraz sonra merak ettim çünkü ben hakikaten kendisini tanımıyorum. Belki çok iyi bir insandır. Hiçbir fikrim yok. Ama yani gördüğüm kadarıyla biraz çok kısa bakabildim. O tarz videolar işte lüks arabam var, lüks evim var falan böyle şeyler paylaşan insanları yani, ta takip etmenizin bir gereği yok. Yani insanları takip ediyorsanız size ya bilgi vermeleri lazım ya da size eğlendirmeleri lazım. Hani eğleniyorsanız hoşunuza gidiyorsa izleyin, takip edin ama genel olarak ben pek öyle bir etki kendisinden alamadım burada bence bunu hani Avrupa'nın haftanın yorumunu yaparken bunu burada konuşmamızı bile bana sorarsanız zaman kaybı olarak buluyorum. Evet doğru söylüyorsunuz teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzeldi. ederim. Evet. O çok... konuda bir şey ekleyebilir miyim? Evet. buyurun. Hakikaten zaman çok önemli. Göte boşa harcanan zaman diyor intihar etmektir. Yani zamanını boşa harcayan insan intihar eder diyor. Çünkü o kadar değerli. Çok meşhur örnek var işte sürekli. Saatler ileri doğru gidiyor. Ben hep şunu söylüyorum, geri doğru giden saat yapmak lazım. Çünkü bizim aslında zamanımız geriye doğru gidiyor. Şu dakikaları, şu saatleri, şu günleri ileride çok arayacağız. Yaşlandığımızda çok arayacağız, hastalandığımızda çok arayacağız. Diyeceğiz ki biz sağlıklıydık, işte dışarı çıkabilirdik, gezebilirdik, bir dondurma yiyebilirdik. Keşke yapsaydık, keşke işte Dilan Polattır, şudur budur bunları tartışacağımıza, bunları takip edeceğimize, bu videoları izleyeceğimize bambaşka şeyler yapsaydık diye ah ederiz. Onun için şimdiden inşallah herkes zamanını çok daha verimli kullanmayı öğrenir diyelim. En başta da biz. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.